Bandırma çiftçisi yazlık meyve ve sebzeyi pazarlamada sorun yaşıyor mu? Öncelikle hoş geldiniz. Bölgemiz üreticisi yazlık sebze ve meyve pazarlamakta sıkıntı çekmez. Yani özellikle kavun karpuzda belirli köylerimiz var. Çomlu, Aksakal bölgesi, bizim Akçapınar'ın bir kısmı. Bu bölgede üretimin yoğunlukta olduğu, işte Mahbubeler Yenice bölgesinde. Orada yıllardan beri oluşmuş bir tüccar ve pazar potansiyeli olduğu için büyük bir sıkıntı yaşamıyor yani. Ama yani malın dipte olduğu zamanlarda bütün üretici pazarlama sıkıntısı yaşıyor. Ama yani bu yıl çok büyük sıkıntılar yok. Karpuzda biraz gerileme oldu. Onun dışında... Karpuzda neden gerileme oldu? Arz talep meselesi. Bu bölgede daha önceki fiyatlar güzeldi. İşte arz ve taleple alakalı. Pazarda turfan dönemi geçtiği için yani şu anda bolluğu olduğu için gerileme var, bayağı fiyatlarda düşüş var. Ticaret odası olarak çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacak tarım ürünlerini araştırıyor musunuz? Şimdi yani katma değeri yüksek olan. Bölgemizde zaten ben bunu her zaman vurgularım, bilinçli bir üretici var yani, bilinçli araştırmacı bir çiftçimiz var bizim. En azından belli başlı çiftçilerimiz. Bunlar da diğer üreticilere örnek olan örnek üreticilerimiz var. Tabii ki girdilerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Girdilerin yüksek olduğu için bizde bazı yönlendirmelerimiz var. Ama zaten üretici bunları bilinçli şekilde ürünü daha iyi bakarak mesleğini daha iyi, yani ürünün kalitesini arttırarak bunları sağlamakta. Farklı ürün arayışları var tabii ki. Yani son yıllarda bir kanola ekilmişti bu aldı. Farklı ürünler arıyor çiftçi. Kanola. Ben bir şey okumuştum birkaç sene önce, doğru mu onu sormak isterim. Balıkesir ili Türkiye'de tarımsal hasılası en yüksek il olarak biliyorum. Evet. Doğru mu? Hayvancılıkta da bu böyle. Hemen hayvancılıkta. Evet, hayvancılıkta tabii Balıkesir ilinin birincilikleri vardı hayvan ve tarımsal ürünlerde, ama tabii yıllara göre bazı değişmeler oluyor. Ama Balıkesirli her zaman bu konuda söz sahibi, yani birinci olmasa bile her zaman söz sahibidir. Bandırma yöresinde hayvancılık gelişiyor mu? Bu anlamda çiftçilere tavsiyeleriniz var mı? Neler? Şimdi Bandırma yöresinde hayvancılık gelişiyor. Fakat hayvancılık büyük yatırımlar yapan çiftliklerle gelişiyor. Kombine. Kombine dediğimi, ama tabii yani süt üreten mesela büyük, isimlerini burada saymasak bile büyük çiftlikler var. Günlük süt üretim miktarları yüksek çiftlikler de var. Bandırma tabii bunlar sayısını arttırıyor. Bir de burada bildiğiniz gibi kırmızı etle iştigal eden önemli kuruluşlarımız var. Bandit da... dışında bir başka oyuncu var mı? Şu anda kırmızı et de yok ama tabi buralarda yer almak isteyen veya yer alan, yatırımlarını yavaş yavaş başlamak isteyen şirketler duyuyoruz, yatırım yapmak isteyen. Ama küçük çiftçi de öyle çok fazla bir yatırım yapan yok. Yani mevcut elindeki hayvancılığı koruyabilen veya mevcut elindeki hayvancılığı biraz daha iyi seviyelere getiren çiftçilerimiz var. Çiftçiler kaliteli tohum bulabiliyor mu? Tabii kaliteli tohum, bizim tohumda sıkıntımız yok, bölgede sıkıntımız yok. Yani gün geçtikçe zaten sertifikalı tohum ekilişleri bizim de buradaki incelememizde, çünkü herkesin ekilişlerini görebildiğim için yani sertifikalı tohuma yöneliş çok. Yani hem bunun desteklemeleri olduğu için ve de tabii ki genç tohumlar daha iyi verim yaptığı için ve karışık olmadığı için bölgede tercih sebebi ve bulunmasında da sıkıntı yok. Yeni çeşit tohumlar var. Onlar da yavaş yavaş piyasalarına giriyoruz. Tohumculukta ithal ve yerli üretim oranını biliyor musunuz? Onunla ilgili net bir rakam vermeyeyim. Hı. Ama şimdi iyi tohumculuk, şimdi şöyle yani bildiğim yatırımlar var tohum. Var Türkiye'de. Yani nasıl diyeyim, Türk firmaları, bizim kendi ulusal firmalarımız tohumculukla ilgili ciddi yatırımları var. Mesela bölgemizde sırf buğday tohumu olmasa da iki tane çok güçlü tohum firmamız var. Çekmi'de, Çekmi köyümüzde. Agroton olsun, Meton olsun. İşlerini güzel yapan ve söz tohumlukta söz sahibi olan firmalarımız var. Bunlar ihracat da yapıyorlar.
Bunun gibi bu bölgede var, Gönen'de var iyi bir firmamız. Bunlar da daha çoğalmakta görüyoruz, gözlüyoruz ve bunlar da gurur duyuyoruz. Çiftçilerimizi tarımda en fazla zorlayan masraflar neler? Yani bu... Evet, bu masrafları aşmak için bir çalışma yapılıyor mu, yapıyor musunuz? Şimdi çiftçinin en büyük maliyeti mazot ve gübre. Yani. Bu belli bir kent en büyük iki tane unsur. Ama belli sübvansiyonlar var galiba. Yani, tabii mazot gübre desteği var ama yeterli değil. Yani daha iyi seviyelere çekilmesi lazım. Yani Avrupa Birliği, Avrupa şartlarında desteklenmeleri istiyoruz. Her zaman böyle bir talebimiz var. İşte bununla ilgili ürüne desteklemiştik. Daha önce bunlar doğrudan gelir desteğiydi. Ürüne destekledik. Bu yönde bir gelişme var. Yani üreticiye destekledik. Farklı uygulamalar vardı. Ama tabii ki desteklenmemiz yeterli değil. Biraz daha iyi seviyelere, daha yüksek seviyelere çekilirse çiftçimiz üretmekten her zaman haz duyan ve üretmek için çabalayan bir üretici çevresi. Özellikle Bandırma çiftçisi az önce de söylediğim bilginidir bu konuda. İşinin layığına yapmaya uğraşır. Bandırma'da tarım, büyükbaş, küçükbaş ve avcılık konusunda bir kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi Bandırma'da tarım, büyükbaş, küçükbaş ve avcılık. Şimdi Bandırma'da yaklaşık 200 bin dekar civarında bir bat ekim var. 200 bin dekar. Evet, 70 bin, 80 bin dekar civarında yağlı tohumlar girişimiz var. İşte yaş meyve ve sebze ekilen bölgelerimiz var. Tarım için, yani tarımda Bandırma'nın önünü daha iyi hale getirecek. Mesela bir Ergin pompaç sulamamız vardı. Burada Aksakalı bölgesine Ergin'i pompaç sulaması. Ergin'i pompaç sulaması. Bu sene hayata geçti. İşte Ergin'i, Aksakal, Doğa, Kuş Kenti'nin bir kısmı Yeşilçam bu bölgelerde. İkinci ürünlerine eken üreticilerimiz var. Daha önce tek ürün ekiyordu bunlar. Yani buğdayı nasıl ettikten sonra farklı ürünler eken üreticilerimiz var. Bu gelişmekte. Şimdi bir de Manyas'ta mevcut yapımı devam eden barajdan sulamayla ilgili sağ sahil var. Onun bittiğini okudum ben şeyde. Yok, sağ sahil de tam bitmedi ama sol sahil bizim Manyas'ın Gönen'in bir kısmıyla bizim Bandırma'nın önemli bir kısmını kapsayan önemli bir projemiz var bizim orada. Onun önümüzdeki yıllarda en kısa zamanda bitmesini düşünüyoruz ve bittiği zaman da Bandırma'nın tarımda daha önemli ve ciddi artışlar olacağını kanısındayım. Tüm bu konularla ilgili olarak yetkililerden talepleriniz var mı, neler? Şimdi tarım 100 yılın, yani önümüzdeki yılların ya üretim yapmak, insan nüfusunun arttığı bir dünyada üretim yapmak tabii ki önemli. Bu da tarımla olduğu için tarımın gerektiği şekilde desteklenmesi lazım. Bunlar bize de tabii yük düşüyor. Üreticileri de daha farklı şekilde bilgilendirmemiz lazım. Onları da biraz. Ama hükümetler bir kere tarım devlet politikası olmalı. Yani kısa süreli politikalar değil de ben bunu her zaman söylemişimdir. Uzun soluklu politikalar üretilmeli. Her gelen yani 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil de mesela 40 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık bir planlama yapılması lazım aslında. Tabii bunu biraz daha yaptırım uygulanmalı, yani çiftçi bölgesel olarak ekimleri düzenlenmeli bence. Yani herkes şimdi bazı yıllarda bir mahsul çok para yaptığı zaman ister istemez bunun tabii insanlığın şeyinde var. Her yıl, bir dahaki yıl buna fazla yüklenen arkadaşlarımız oluyor, çiftçilerimiz oluyor. Bu böyle değil de bir planlı projeli bir ekim yaptırılması lazım bence en önce. Bunu tabii devlet ve hükümet kanalıyla olur bu. Bunun gibi düşünceler var. Bir de hükümetlerden şimdi bizim girdilerimiz hakikaten yüksek. En azından desteklemelerini biraz daha çoğaltıp desteklemeleri daha yakın tarihlerde ödenmeleri. Çiftçiye böyle bir en azından bu şekilde yavaş yavaş desteklenip ayakta tutulabilmeliyiz. Desteklenmemiz gerekiyor. Üretmezsek aç kalırız, yok olacağız. Peki, teşekkür ederim, bu kadardır. Zeytincilikte, son olarak zeytincilikte bu yörenin durumu nedir? Şimdi bölgemizde son 20 yılda ciddi şekilde
zeytin ekimi gerçekleşti. Edinci bölgesinde mevcut edinci çift tipi zeytinlerimiz vardı. Onlar hala mevcut. Onun yanında gemilik tipi dediğimiz zeytin ekiminde ciddi şekilde artış oldu. Bölgede bunun üretimine uygun toprak ve iklim yapısı var. Özellikle şey edinci tarafı var. Yani şimdi bizim her yerimizde var ama buna edinci işte Hıdırköy, Şirin Çavuş, Musakçı bölgesinde yoğunluk var tabi. İç bölgelerde biraz karasal iklime doğru geçtiğiniz zaman ileriki yıllarda sıkıntı oluyor yani ama tabi deniz havasıyla işte iklimle alakalı bu. Bandırma'nın her köyünde var desem var yani zeytin üretimi var ama tabi ağırlıklı olarak Edincik ve çevresi Erdek yöresi biraz var. Erdek'te zaten birinci ürün zeytin üretimi ama bizim işte bu saydığım yerlerde de öncelikli ürün zeytin olmaya başladı. İşte ama şimdi yeni sanayileşme var bölgede, o bölgede sanayi, işte bu zeytin ağaçlarının bir kısmını söken firmalar var. İşte bunlar artık nasıl bir mücadele edilir, nasıl yapılması lazım? Yani zeytin korunmalı bence. Bir şey daha vardı, bu yukarı yapışık köyde bir gölet yapıldı galiba. Evet. O gölet zeytin bölgelerini sulamaya başladı mı yoksa öyle altın yok mu hala? Şimdi o gölet gerçi bizim Bandırma ile alakalı değil ama bölgemiz olarak söyleyeyim. Yapılış ihtimali ters, akış yönü ters. Yani onu aklımda çok büyük bir maliyet getiriyor. Yani onu ilk projelendirdiği zaman da bana göre yanlış hata var. Aslında yani gidip gördük, kendimiz de gördük. Yani şimdi aslında çok güzel bir proje. Yani doğru şekilde yönlendirilseydim güzel proje. O bölgede sulayabilecek su var, görüyoruz. Pompalamayla ama yani pompalamayla da olabilir de sonuçta maliyet. Keşke akarıyla, kendi akarıyla olsaydı şimdi çok daha iyi olurdu. Yani yapılış aşamasında keşke farklı bir şekilde mi düşün ya da bilmiyorum o günkü yöneticiler veya onu projeyi çizenler nasıl bir şey düşündüler ama bana göre gerektiği şekilde zaten kullanılamıyor şu anda. Evet, çok rantabl değil. Balık tutuyor. Yani görüyoruz gelip geçerken yani bazen biz de gidiyoruz, görüyoruz. Keşke böyle bir yatırımın daha ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yapılsaydı bence. Çok teşekkür ederiz.